Selam dostlar. Valla bayağı olmuş ya çekim yapmayalı. Kameraya tutmayı bile unutmuşum ya. Bu kamera nasıl tutuluyordu? Kameraya bakarak nasıl konuşuyordum? Şöyle şurada mı tutuyordum? Kamerayı şurada mı tutuyordum? Ya inanın onları bile hatırlamıyorum. En son yani İran'dayken kamerayı bu kadar böyle aktif kullanmıştım. Bundan 2 ay önce yine böyle bir akıl tutulması yaşadığım bir anda Pegasus kampanya yapmıştı yurt dışı uçak biletleriyle alakalı. Ben dedim ki bir yerlere gideyim. Nereye gideyim? İşte böyle fakir fukara, garip gureba ülkeler, işte batmış, ekonomisi bitik durumda olan, hani Türk lirasıyla gidince bir şeyler yapabileceğim bir iki ülke seçeyim gideyim diye düşündüm. Aklıma tabii ki ilk gelen ülkelerden bir tanesi Lübnan'dı. Çok uzun zamandır böyle ekonomik anlamda dibi görmüş bir ülke. Dedim gideyim, ne olacak yani, en kötü ne olabilir? Hazır bu aralarda iç savaş yokken dedim fırsat mı fırsat, gideyim. İşte bugün de kalktım geldim. Şey düşünmüştüm, hani uçakla gideceğim nasılsa. Kalacağım oteli de daha önceden rezervasyon yaptırırsam sorun olmaz. Sonuçta hangi otele gideceğimi biliyorum. Kendi standartlarıma uygun, güvenli bir otele giderim. Yani ne olabilir ki diye düşünüyordum. Az önce otele giriş yaptım. Az önce dediğime bakmayın, bir saat falan oldu ama şoku daha yeni atlatabildiğim için ancak şimdi kendimi dışarıya atabildim. Aslında ilk önce oteli çekmem gerekiyordu ama şu an kendimde o gücü bulamıyorum. Çünkü hala şokun etkisindeyim. Size yalvarıyorum. Otelle ilgili bir video çekeceğim. Onu lütfen yalvarırım izleyin. Yani böyle bir otel hayatınız boyunca görmemişsinizdir yani. İmkansız böyle bir şey. Hani böyle para verip korku evine falan gidersiniz ya, aynı öyleydi. Bir günde böyle neredeyse bir yıl falan yaşlandım diyebilirim. O kadar benim üzerimde etki bıraktı. Transfer sürecinden bahsetmiyorum bile. Havalimanından Beyrut şehir merkezine gelene kadar zaten ayrı bir çile çektim. Üzerimde Lübnan lirası yok, yalnızca dolar var. Herkes kafasına göre para bozdurmaya çalışıyor. Hiç kimseye güvenemiyorum. Herkes kendi bozdurduğu paranın daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Benim sim kartım yok, internetim yok. Allah'ım. Yani her şey nasıl bu kadar zor olabilir yani? Hani hiç mi bir kolaylık olmaz? Yok, hiçbir kolaylık yok yani. Ve bir de üstüne bugün Beyrut'ta hava epey kötüydü, ya yağışlıydı. Ya diyeceksiniz ki kızım salak mısın? Ocak ayında tatile gidiyorsun, yani ne bekliyordun? Ya doğru söylüyorsunuz. Ocak ayında bir yere seyahate gidersen bunları göze alman lazım. Ama Lübnan iklimi dolayısıyla böyle çok şey değil. Çok soğuk, çok böyle hani kışı şiddetli geçiren bir ülke değil. Benim de şansıma aslında bugün haricinde diğer bütün günlerde Lübnan'da hava çok güzel. Yani güneşli, işte 15 ila 20 derece arasında değişiyor, hatta çoğunlukla işte 18-19 derece. Aslında güzel bir hava bekliyor seyahatim boyunca beni ama bugün hakikaten felaketli. Yağmur, çamur, soğuk, otele giriş yapamadım. Yani bir tatilde aklınıza gelebilecek ne kadar felaket varsa hepsi oldu. Ve daha da kötüsü, ben yalnızım. İlk defa İran'a gitmiştim, işte yurt dışı seyahatim ilk defa İran'dı. Bu ikincisi. İran'a kuzenimle birlikte gitmiştim. Başımıza gelen bütün felaketler bir şekilde hani böyle güle oynaya atlatıyorduk ama hani çok da böyle kötü bir şey yaşamamıştık. Yani ufak tefek aksaklıklar olmuştu sadece. Ama yani bugünkü kadar korktuğum bir gün ben hatırlamıyorum. Yani korkunç bir gündü. Korkunç derken böyle kötü, sadece kötü anlamında söylemiyorum. Cidden korkunç. Korku dolu yani. Yani ne yapacağımı bilemediğim, böyle kendimi çok çaresiz falan hissettiğim acayip bir gündü yani. Kendimi dışarıya atmak istedim, biraz oksijen almak istedim. Hem bir cadde göreyim, bir insan göreyim, bir araba falan göreyim dedim. Hani yaşadığımı hissedeyim diye. Çünkü otel beni bayağı bir dünyadan kopartıp ruhlar alemine falan götürdü. Şimdi ben ne yapacağım? Kendime bir exchange office bulmam lazım. İşte bu da bir problem. Çünkü bazılarına soruyorum, diyorlar ki işte tek güvenli yer banka, bankadan bozdurman lazım. Mutlaka bankaya git. Bazıları da diyorlar ki yok, banka düşük bozuyor. Resmi kura göre bozuyor. Bankadan bozdurma, exchange ofislere falan git diyorlar. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden böyle sırayla gezip millete soracağım. İşte kaçtan bozuyorsunuz diye. Teker teker soracağım.
Bir de şöyle bir şey var. Pek çok bankaya baktım. Yani Google Maps'ten baktım. Bankalar saat 2.30-3 gibi kapanıyorlar. Niye bilmiyorum. Yani mesai saatleri o herhalde. Çünkü hemen hemen hepsinde böyle. Bazısında 2.30 ama çoğunlukla 3'te kapatıyorlar. Yani umarım exchange ofisler açıktır. En azından bir 5'e kadar falan yani. Ama hiçbir fikrim yok. Yani buranın mesai saatleri ve işleyişiyle ilgili. Bu arada şu anda Hamra'dayım. Burası Hamra'nın bir de Hamra Caddesi'nde. Yani hem bölge Hamra hem de caddenin ismi Hamra. Burası Beyrut'un en merkezi, en güvenilir yerlerinden bir tanesi. Benim kaldığım otel de aslında güvenilir olacağını düşündüğüm, kendimi güvende hissedeceğimi varsaydığım bir oteldi. Bu caddede pek çok işte banka, alışveriş merkezi, işte dükkan, fast food, yiyecek, içecek, yani aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Otellerin de çoğu bu bölgede yer alıyor. Fiyatları bilmiyorum, bile ara bakacağım. Ya o kadar canım sıkkın ki. Normalde böyle video çekerken milletin abuk subuk bakması beni rahatsız ederdi. Ya şu an o bile umurumda değil yani. Hani o kadar travmatik bir gün geçirdim. Yani çok acayip bir ülke ya. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ama herkes böyle her şey yolundaymış gibi davranıyor. Böyle sanki hayat çok normal. Aslında hiçbir şey normal değil yani. Çok acayip. Abi ne bakıyorsunuz ya? Ne bakıyorsunuz? Bir de bu var, sürekli korna çalıyorlar ya. Allah'ım. Burada herkes taksici. Ülkenin yarısı taksi. Sarı taksi öyle çok fazla yok ama yani taksi olarak iş yapan çok fazla araba var. Yolda giderken sürekli size böyle zıt 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 korna çalıyorlar. Böyle taksi. Yok kardeşim istemiyorum ya. Mikrofonum düşmüş. İnşallah sesim doğru düzgün geliyordur var ya. Yani bu kadar aksiliğin ve felaketin üstüne bir de çekim yaparım ses çıkmaz var ya, çıldırırım. Kafayı yerim. Ulan ne korkunç bir yer ya. İnanamıyorum. Sabah tam beri, hatta sabah değil gece geldim ülkeye. Geceden beri hiçbir bir şey yolunda gitmez ya. İnanamıyorum yani. Beddua mı aldım, ne oldu bilmiyorum. Aha, bir tane exchange ofis buldum. Açık görünüyor. Hatta iki tane yan yana. Bir gidelim soralım bakalım ne kadarmış. Doları ne kadara bozuyorlarmış. Bir 50 dolarcık bozduralım. Paramı bozdurdum. Tam exchange ofise girecektim. Çekim yapacaktım. Oradaki bir tane görevli abi beni durdurdu. Çekim yapamazsın, olmaz falan dedi. Bir şeyler söyledi Arapça ama ne dediğini anlamadım. Ama galiba haklı bir gerekçesi vardı. Çünkü kendinden çok emin gözüküyordu. Şöyle ki Lübnan'ın para birimi Lübnan lirası. Burada dolar, euro falan da kullanabiliyorsunuz. Yani alışverişlerinizde. Ama buraya geldiğinizde paranızı Lübnan lirasına çevirip öyle alışveriş yapmanız daha mantıklı olur. Çünkü dolar ve euro ile alışveriş yaptığınızda alışveriş yaptığınız mağaza ya da işte taksi şoförü, otel neyse diğerinden daha düşük bir meblağa bozabilir. Lübnan'da döviz fiyatları çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bunu takip edebileceğiniz bir site var. Şuralara bir yere yazacağım onun ismini. Bugün yani benim geldiğim gün itibariyle bugün ayın kaçı? Ocağın 16'sı. 16 Ocak 2023 tarih itibariyle 1 dolar 47.500 Lübnan lirası. Ki bu da epey büyük bir para yapıyor. Yani 100 dolar bozdurduğunuzda 4 milyon 700 bin Lübnan lirası gibi bir para yapıyor ki bu da burası için oldukça iyi bir para. Fakat bu resmi kur değil. Yani resmi olarak doların değeri bundan kat be kat daha az. Ama kara borsa diye bir şey var burada. Yani dolar kara borsaya düşmüş durumda.
eğer resmi olarak işte bir bankaya gidip paranızı bozdurmak isterseniz daha çok 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 daha düşük bir meblağa bozuyorsunuz. Ama kara borsada işte exchange ofislerde vesaire paranızı bozdurursanız bu söylediğim tutardan bozuyorlar ki arada böyle müthiş dağlar kadar fark var yani. O yüzden para bozdurma hususunda dikkatli olmanızı önce bahsettiğim internet sitesinden Lübnan lirasının dolar karşısındaki durumunu güncel olarak takip edip ondan sonra gidip para bozdurmanızda fayda var. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi paracıklarımı aldım. Şimdi birazcık rahatladım. Şimdi bu arada dolar sürekli değiştiği için birden böyle bütün parayı bozdurma. Mesela atıyorum buraya işte 200 dolarla geldiyseniz işte birden ilk gün gidip hemen 200 doların tamamını bozdurmayın. Çünkü para değeri değişebiliyor. İşte ben bugün mesela 47.500'den bozdum ama bundan 2 gün sonra 50.000 olabilir. Gayet ihtimal dahilinde bir şey. Burada çok hızlı değişiyor kur. O yüzden böyle peyderpey parayı bozdurmak daha mantıklı. Bir de Lübnan lirasının değeri çok düşük olduğu için şimdi 10 dolar bile bozdursanız elinize böyle bir tomar para veriyorlar. O yüzden mesela 100 dolar da bozdurduğunuzu düşünün. Elinizde birçok para olacak ve hani onlara mukayyet olmak, işte saklamak, işte hırsızlıklardan, şundan bundan korumak biraz daha zor olacağı için az az bozdurup sık sık bozdurmak ya da her gün ya da işte 2 günde bir bozdurmak daha mantıklı. Zaten her yerde exchange office var. Yani böyle bulamama gibi bir sorununuz olmaz. En azından Hamra için bunu söyleyebilirim. Para bozdurdum ya, böyle elim para gördü, bir kendime geldim. Hala travmanın etkisindeyim. Yani para görünce mutlu olduğuma bakmayın. Ya, o otele nasıl döneceğim, o otelde nasıl kalacağım inanın bilmiyorum. Belki bir şeyler yersem kendime gelirim. Bir de benim şimdi şey yapmam lazım. Telefon hattı satın almam lazım. Aslında en önemli şeyler bunlar. Otelde internet var ama tabii ben buraya gezmeye geldim. Yani otele yatmadan yatmaya gideceğim. Gün içerisinde kullanabileceğim bir internete ihtiyacım var. Sim kart çok umurumda değil çünkü zaten tek başıma geldim. Kimseyi aramayacağım. Ama internete ihtiyacım var sokaklarda kullanmak için. Dolayısıyla bir sim kart satın alacağım. Bu konuyla ilgili birinden tavsiye aldım. Sim kart satın alabileceğiniz pek çok yer var. Hatta havalimanında da satın alabiliyorsunuz. Ama bunların fiyatları çok yüksek. Uygun fiyatlı sim kart satın alabileceğim yer Alpha Store diye bir yer var. Oradan böyle uygun fiyatlı, işte internet paketli falan bir sim kart satın alabiliyormuşum. Şimdi oraya gideceğim. Taksiye binmek istemiyorum. Yürüyerek gideceğim. Muhtemelen bir 20-30 dakika falan sürer. Mesajlaştığım birkaç kişi Hamra'da, özellikle bu bankaların olduğu caddede çantama, işte telefonuma, eşyalarıma mukayyet olmama, eğer üzerimde para varsa bunları çok iyi korumama, işte para bozdurursam sağda solda çok fazla göstermememi tembihlemişti. O yüzden dışarıda kesinlikle paramı çıkartmadım. Yani döviz ofisinde bozdurduktan sonra döviz ofisinde saydım, sonra çantama koydum ve bir daha hiç açmadım. Bu konuda beni özellikle uyardılar çünkü buralarda hırsızlık vakaları çok oluyormuş. Umarım herhangi birine maruz kalmam. Yemin ederim bir günde taksi kelimesinden soğudum ya. Bir günde. Yani bir günde herhalde böyle 500 kez, 1000 kez falan taksi kelimesini duyduğum için kelimeden soğudum. Bir de burada şöyle bir şey var, şu arkada gördükleriniz gibi arabaların dışında motosiklet taksiler de var. O yüzden yani arabası, motoru, herhangi bir taşıtı olan herkes taksici ve sürekli yanınıza gelip biri taksi falan diye söylüyor. Yani taksiye ihtiyacınız var mı diye. Yani taksiye ihtiyacı olan biri için herhalde iyi olurdu ama sürekli bu kadar çok taksi teklifine maruz kalmak bir süre sonra sıkıyor ve bu benim daha ilk günüm. Yani daha ilk günden bu kadar artık bunaldıysam bilmiyorum diğer günlerde ne olacak. Bu arada caddede çok
fazla sayıda banka var. Yani batmış bir ülkede bu kadar banka olmasına ne gerek var bilmiyorum ama yani acayip çok banka var. Çok fazla. Lübnan'da Arapça konuşuluyor haliyle Arap ülkesi olduğu için. Fakat şöyle enteresan bir durum var. İnsanlar Beymir'de Arapça konuşuyorlar. Yani neden benim Arapça bildiğimi farz ediyorlar bilmiyorum ama mesela yolda selam veriyor ya da bir şeyler söylüyor. Yani taksiciler zaten okey. Onları artık katlanmak zorunda olduğumu farkındayım ama onun dışında da insanlar benimle Arapça konuşuyorlar ve ne dediklerini hiçbir şekilde anlamıyorum. Yabancı olduğumu gayet farkındalar. Ama beni evimde hissettirmek için mi yapıyorlar, neden yapıyorlar bilmiyorum ama sürekli Arapça konuşuyorlar benimle. Yolda bazısı selam veriyor mesela. Yani sadece satıcılar değil yani, her türlü insan. Böyle değişik bir şeyler söylüyorlar, ne dediklerini anlamıyorum. Öyle yani. Bu arada bir kavşağa geldim. Burası neresiydi? Dakika. Şu anda Sunubra bölgesindeyim. Burası Beyrut'ta böyle gece hayatının falan en aktif olduğu yerlerden bir tanesi. İşte pubların, eğlence hayatının vesaire. Kalbi biraz burası gibi. Havalimanında biriyle tanıştım. O bana söylemiş işte eğer pubları görmek istiyorsan buralara gel falan diye. Ben tabii o amaçla gelmedim. Ben sim kart çıkartmaya gidiyorum. Yolumun üzerindeydi. Öyle geçerken size de söyleyeyim dedim. Eğer ilginizi çekiyorsa yani buralara gelebilirsiniz. Bir de geldiğimden beri ilk defa trafik lambası böyle. Yanan bir trafik ışığı gördüm. Normalde Lübnan'da çok fazla, Beyrut'ta daha doğrusu, Beyrut'ta diğer şehirleri görmediğim için henüz peşin söylemiyorum. Yani Beyrut'ta çok fazla görebileceğiniz bir şey değil. Ki o kadar da tınlamıyorlar ki zaten ışıkları. Mesela bak yayalara yeşil yanıyor şu anda karşıda. Görüyorum. Ama arabaların hiçbiri durmuyor mesela, hepsi geçiyor. Yani hiç kimsenin trafik ışıklarına falan baktığı yok. Şehrin çok büyük bir kısmında trafik lambaları yanmadığı için yanan yerlerde de yani kimse trafik ışıklarını falan tınlamıyor. Tuhaf bir şekilde de yani mesela başka bir yerde olsa, örneğin işte İstanbul'da ya da başka büyük bir şehirde olsa böyle bir kuralsızlık çok büyük kaosa sebep olur. Ama burada o kadar değil. Yani kornalar bile çok fazla değil. Çalan kornaların çoğu da taksici. Yani korna çalıyorlar işte taksi ister misin falan diye. Yani hani böyle çok büyük bir kaos yok. Mesela ben otele giderken taksi şoförü ters yola girdi. Ters yola girdiğinden eminim çünkü taksi şoförü haricinde herkes diğer tarafa gidiyor. Bir tek biz taksi şoförüyle ben arabayla herkesin gittiği yolun tersine gidiyoruz. Herhalde bu da demektir ki biz ters yola girdik. Ama hiç kimse ne bir şey söyledi, ne azarladı, ne aman aman bir korna çaldı. Hatta böyle yardımcı olmaya, geri gitmeye falan çalıştılar. Yani trafik konusunda anormal bir kuralsızlık ama yine anormal bir şekilde bir medeniyet var. Kimse birbirine bir şey demiyor. Yani kuralsızlık kural haline getirilmiş. Ve hani bu anlayışla karşılanan bir durum galiba. Da şöyle bir problem var. Ben karşıya nasıl geçeceğimi bilmiyorum çünkü 10 dakikadır falan bana yeşil ışık yanıyor ama hiçbir araba durmuyor. Pardon. Motor. Hi. Motorlular. Çok şükür biri anladığım bir dilde bana selam verdi. Ben nasıl geçeceğim karşıya ya? Bir de böyle bir tanklar, su tankları, işte elektrik bilmem ne arabaları, şunlar bunlar böyle bir sürü bir şeyler var. Bu şekilde. Sim kart almak için Alfa Store'a giderken böyle yol üzerinde bir bina gördüm. Önünde bir sürü gazeteci, işte televizyoncu bilmem ne. Gelen geçenlere soruyorlar hayırdır falan filan diye. Şu yukarıda da askerler var. Galiba üst düzey askerler, bir açıklama mı yapılacak, ne yapılacak, ne binası anlamadım. Ben bu işi çözünce size yazarım. Dur bakayım. Polis merkeziymiş burası. Herhalde bir olay var ya da olay oldu ya da olay olacak.
ki herkes böyle buraya toplanmış. Neyse canım, gidiyorum ben ya. Bana ne? Bana mı kaldı? Araştırmacı gazeteci miyim ben? Cüneyt Özdemir miyim? Vallahi başımı belaya sokmayayım. Gideyim. Kuzu kuzu sim kartımı alayım. Akşam yemeğimi yiyeyim. Geçeyim otelime. Korku dolanlarıma devam edeyim. Bir de bir sürü asker var ha. Hepsinin de elinde silahlar. Gerçi Lübnan'da hani geldiğimden beri hemen hemen gittiğim her yerde asker vardı. İşte Kamra bölgesinde alışverişlerin olduğu yerde asker gördüğümü hatırlamıyorum. Onun için havalimanında falan çok yoğundu. Belli böyle önemli yerlerde, meclis binasının çevresinde, işte haliyle karakolda da. Pek çok asker var. Tuhaf bir şekilde binalar dökülüyor ama arabalar gıcır gıcır. Şunlara bak, cipler bilmem neler. Yani çok kötü araba yok gibi neredeyse burada. Herkes güzel güzel arabalar kullanıyor. Ama binalara baktığın zaman binalar dökülüyor yani. Eski binalar. Bir de şöyle enteresan bir şey var. Bunu pek çok yerde gördüm. Böyle yolun ortasına arabaları park ediyorlar, gidiyorlar. Çok enteresan. Böyle sadece buraya değil ya, başka yerlerde de, yani bir sürü yerde gördüm. Mesela yolun ortasına park etmiş, gitmiş. Hani ikinci bir arabanın oradan geçme şansı var mı? Herhalde vardır. Böyle park ettiğine göre hayır, yok. Bak, diğer araba da oraya park etmiş. Şu da yola park etmiş. Onun arkasındaki de yola park etmiş. Bu şekilde böyle yolun ortasına park ediyorlar ve gidiyorlar. Ve bu gayet normal bir şey anladığım kadarıyla. Burada. Hani bırak arabayı, yayaların geçebileceği bir mesafe bile yok yani. Öyle park etmişler. Çok acayip bir trafik düzenleri var ya. Daha doğrusu düzensizlikleri var.